Merhaba. Bu videoda kronik böbrek hastalığı olan hastanın uzaktan izlemine odaklanacağız. Dünyada her 10 kişiden birinde, ülkemizde ise her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığı bulunuyor. Uzaktan sağlık hizmet sunumu ve takip programının başarılı şekilde uygulanması kronik böbrek hastalığı olan hastalar ve yakınları için büyük bir kolaylık ve yarar sağlayacak. Genel uzaktan görüşme ilkeleri bu hastalar için de geçerli. Ayrıca bazı temel uygulama kurallarına dikkat edilmesi kronik böbrek hastalığının uzaktan takip ve değerlendirme uygulamasında başarının garantisini sağlayacak. Bu aşamada ilk değerlendirmemiz her zamanki gibi acil durum konusu. Lütfen görüşmenin hemen başlangıcında hastanızın mevcut durumundaki değişiklikleri sorgulayın hastanızı görüşmenin yapılmasını zorlaştıran ek sorunlar veya acil müdahale gerektiren durumlar açısından dikkatle değerlendirin. Hastanızda acil müdahale gerektiren bir durum olduğunu düşünürseniz hemen durumun özel koşullarını özgü şekilde sek ve konsültasyon kararınızı verin ve uygulamaya sokun. Acil müdahale gerektiren bir durum yoksa görüşmeye devam edebilirsiniz. İlk adım anamnezin alınması. Görüşmeye başlamadan önce Hastanın varsa eski takip notlarını ve kayıtlarını mutlaka gözden geçirmiş olun. Hastanızın semptomlarında şiddetlenmeler olup olmadığını, yeni semptomlar ortaya çıkıp çıkmadığını öğrenin. Hastanızı kronik böbrek hastalığına eşlik eden diğer hastalıklar açısından sorgulayın. Eğer ilk görüşmeniz hastanızın risk faktörleri, kronik hastalık, aile öyküsü, ilaç öyküsü ve semptom ve şikayet sorgulamasını dikkatle yapın. Eğer daha önce gördüğünüz bir hasta ise hastanın durumu, semptomları, şikayetleri ve diğer ayrıntılarla ilgili olarak daha önceki görüşmenizden bugüne de geçen süreye ilişkin ayrıntılı bir anamnez alın. Hastanızın bilgi, beceri ve davranışlarını değerlendirerek beslenme alışkanlıklarını, ilaç ve madde alışkanlıklarını, egzersiz rutininin olup olmadığını öğrenin. Gelelim fizik muayene ve laboratuvar tetkikleri verilerinin değerlendirilmesine. Hastanız görüşmeler arasında diğer kontrolleriyle bağlantılı olarak tetkikler yaptırmış olabilir. Bu hastaların hangi ölçümleri, değerlendirmeleri ve veya laboratuvar tetkiklerini yaptırmaları gerektiği ilgili kılavuzda net şekilde belirlenmiştir. Eğer hastanızda bu veriler varsa ve size bunları sağlayabiliyorsa, bunları değerlendirip hastalık yönetim platformu ekranında kayıt altına alabilirsiniz. Eğer hastanız bu şekilde izlenmemişse yani bu yapılması gereken değerlendirme ve tetkikleri yoksa bu durumda hastanızdan bir sonraki takip görüşmesinden önce bunları yaptırmasını isteyebilirsiniz. Gerekirse bu değerlendirmelerin yapılabilmesi için sonraki görüşmenin yüz yüze olmasını da planlayabilirsiniz. Ayrıca hastalık progresyonunu değerlendirmek için yılda en az bir kez glomerüler filtrasyon hızı ve albüminüri ölçümü için planlama yapmalısınız. Hastanın durumunun değerlendirilmesinden ve buna göre gerekli adımların tamamlanmasından sonra hastayla birlikte tedavi planınızı oluşturun. Hastanızın reçetesini düzenleyin ve tedavi planını ayrıntılı bir şekilde anlatın. Hastanıza bilgi verdikten sonra onu dinleyin. Lütfen sorularına kulak verin ve onları yanıtlayın. Hastanın ve veya hasta yakınının yapması gerekenleri anladığından emin olun. Bu yolla tedavi ve takip sürecini hastanızla işbirliği içinde daha rahat düzenleyebilirsiniz. Hastanın tedavisini planlamasına gelirsek. Kronik böbrek hastalığı tedavisi ilgili kılavuza uygun olarak yapılmalıdır. Kronik böbrek hastalarına yeni bir ilaç reçete ederken konuyla ilgili ilaç dozu düzenleme rehberlerine dikkatle bakılmalıdır. Böbrekler yoluyla atılan ilaçlarla tedavi planlanırken de hastanızın mevcut glomerüler filtrasyon hızı düzeyini mutlaka dikkate almalısınız. Hastanızda tedavi planlarken anemi, hipertansiyon, dislipidemi Mineral ve kemik bozuklukları gibi eşlik eden durumları göz önünde bulundurmanız gerekir. Hastanın tedavisinin kılavuzlara uygun biçimde planlandığını ve uygulandığını dikkatle kontrol edin. Hastanın ve veya yakınının bu tedavi planında yer alan unsurların farkında olduğundan, yapmaları gerekenleri bildiklerinden lütfen emin olun. Hastalarda tedavi planlaması yapılırken ilgili kılavuzda yer alan ve hastalık progresyonunu önlemek için gereken önlemlere dikkat edilmelidir. Progresyon saptanan hastalarda kullanılan tedaviler gözden geçirilmeli ve progresyona yol açabilecek nedenler incelenmeli. Hastalar buna göre nefroloji uzmanına yönlendirilmelidir. Radyopak madde kullanımı, nefrotoksik antibiyotik kullanımları, nonsteroidal antiinflamatuar ilaç kullanımı, bitkisel ürün kullanımları gibi durumlardan sakınması için hastanızı ve yakınlarını bilgilendirin. Bu hastalarımızda beslenme ve davranış değişikliği önerilerimiz neler olmalı? Kronik böbrek hastalarında kılavuza uygun şekilde diyet yapılması çok önemlidir. Kronik böbrek hastalarında diyet planlaması, kalori alımının ayarlanmasını, tuz kısıtlanmasını, potasyum ve fosfor kontrolü ile birlikte kronik böbrek hastalığının evresine göre protein kısıtlanmasını içermektedir. Diyet planlanmasının hastaya özel olarak yapılması gerektiği unutulmamalıdır ve bu planlama hekim tarafından yapılabileceği gibi hasta bu amaçla diyetisyene de yönlendirilebilir. Hastanıza yaşam tarzı ve davranış değişikliği önerilerinde bulunurken sağlıklı yaşam önerileri videosuna yer alan mesajlardan yararlanabilir ve hastalarınızı bu videoları izlemek için yönlendirebilirsiniz. Gelelim hastanın izlenme ve kontrollerinin planlanmasına. İlk adım sonraki kontrol tarihinin belirlenmesidir. Lütfen unutmayın. Böbrek hastalığının ilerlemesi, kardiyovasküler risk ve komplikasyonların değerlendirilmesi için kronik böbrek hastalarında düzenli izlem yapılması çok çok önemlidir ve gereklidir. Hastaların izlem sıklıkları hesaplanmış glomerüler filtrasyon hızı ve albuminüri düzeyine göre belirlenir. Kontrol öncesi hastanızın yaptırması gereken ölçümler ve tetkikler var ise veya uzman hekim tarafından değerlendirilmesi gerekiyorsa bunları lütfen hastanıza açıklayın. Hasta izlemdeyken SEV kriterleri ortaya çıkarsa hasta uzman hekime yönlendirilmelidir. Hastanıza yaşam tarzı ve davranış değişikliği önerilerinde bulunarak onu ilgili videolara yönlendirebilirsiniz. Hastalarımıza yönelik olarak hazırladığımız bilgilendirme videoları hastanız ve yakınları için çok çok yararlı olacaktır hastalarınızın ve veya yakınlarının bu videoları izlemesini sağlamayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederiz.